sürücün rebeşin suyisi kesilmiş. Bir arıza verdi mi? Ekipman, ne araç, ne gereç, hiç kimse ilgilenmiyor. Onun için bütün millet zaten bu sene kurallık geçti. Onun yüzünden bütün ekinleri söktü. Pamuk ekti. Mesela bir daha mesela yaptı. Şimdi suyumuz yok. Perişanız. Ben bakıyorum. Yağmurun bir şeysi olmadı mı? Yok. Yağmur bizim tarafta yağmur yok. Eksik yağdı. Peki bu su çözülmezse ne kadar zararınız, kaybınız? Çok, çok. Trilyon milli servetimiz. Neler ekmiştiniz? Pamuk ekmiştiniz. Valla da bu 15 günde, 20 günde yapılmıyor. Ekinler olmadı. Tarlalarımız hep kaldırdı. Yerine pamuk ektik. Pamukta da su yok. Perişan olmuş. Yetkililerin buna bir çare bulmasını istiyoruz. Peki yağmur sizin oraya yağdı mı? Yok, yağmadı. Yağmur yağdı, fayda etmedi. Pamuk tarladadır. Kayıp ne kadar, zarar ne kadar? Kayıplar çok. Trilyonlarca kayıp. Deseyle ilgili yaşadığınız sıkıntı neydi tam olarak? Deseyle yaşadığımız sıkıntı buralar patladı ve bir ay yapılmıyor. Buradan sıkıntı çekiyor. Gelenler yok. Ne zamandır bu arızalı? Su geldiğinden beri arızalıdır. Bir gün su geldi mi? İkinci gün boru patlıyor. 15-20 gün böyle patlıyor. Dese şikayetçiyiz yok. Şimdi bir arıza oldu mu? Arızaya gelmiyorlar. Gelen yok, giden yok. Biz muhatap kişiyi de bulmuyoruz. Ne arıza ne gerek. Şimdi biz kime müracaat edeceğiz? Ekip yok. Bir arıza verirse 10 günden, 5 günden arıza yapmıyorlar. Şimdi ben her andan ekmişim. Her bir iki tekneden bir görevlisi var. Şimdi burada görevlisi yok. Kime telefon açacağım? Şimdi bir arıza oldu mu kime telefon açacağım, kime söyleyeceğim? Peki burada kimseyle görüştünüz mü, sorunu ilettiniz mi? Görüşüyorum da, herkese görüşüyorum. Şu anda hiç kimse yok, ilgilen yok yani. Bir arıza oldu mu kime müracaat edeyim? Bir görevli yok, görevli olursa şey ederim, görevli yok. Hiçbir görevli yok. Buradan mesela bir 15 günden, bir günden gelirler, arıza yapmıyorlar. Böyle olur mu böyle? Yani çiftçilik böyle olur mu? Ben her andan ekmişim, 5 ton buradan ekmişim, 5 ton buradan ekmişim. Ama olmuyor. Her andan, her bir tekneden bir görevlisi var. Buradan görevli yok. Kime mi hatta bu? Yani kime diyeceğim? Şu anda arızalı. Kime ya bu millet ne için geldi? Bu deseyi tepki için. Deseyi tepki için geldi. Biz şikayetçiyiz yani. Biz, yani bir gün önce desey bunu teslim alsın. Bayağı da ekipler fazla isim. Ekip yok. Şey yok. Hiç kimse yok. Aşağı oylum köy muhtarı, aynı zamanda Sürüş Muhtarlar Dernek Başkanıyım. Bugün burada toplanmamızın sebebi değerli devlet büyüklerimize bugün burada önce teşekkür, sonra mazeret ve mağduriyetimizi arz etmek istiyoruz. Sürüş Sulama Suyu Projesi sağlayan başta projenin baş mimarı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, tüm katkı sunan eski ve yeni milletvekillerine, bürokrat ve çalışanlarına burada huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum. Yalnız bu muhteşem dev projeye, esere Devlet Su İşleri 15. Bölge Müdürlüğü yeterince işletemiyor. Çalışmalarında yetersiz kalıyor. R2 ve R5 hatları çoğu yerde bir haftadır pataklar var. Arızalar oluşmuş. Maalesef arıza ekibi zamanında müdahale edemiyor, ihmal ediyor. Devlet Su İşleri yetkilileri bugün burada bu çiftçileri mağdur ettikleri için, yeterince sahada denetimleri ve görevini yapamadığı için çiftçinin çoğunun mahsulunun kuruduğu gibi sanıyoruz. Yaz sezonunda da bu gibi oluşan su, boru, arızalar şayet devam edilirse yine çiftçilerimiz mağdur olacaklar. Bugün burada toplamamızın sebebi Devlet Su İşleri yetkilileri acilen görevinin zamanında yapılmasını hususunda başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Tarım Bakanımız Eşref Hakkı Baba'ya haykırıyoruz ve şikayet ediyoruz. Sorunumuz Devlet Su İşleri görevini yapamıyor. Sahada göremiyoruz. Mağdur ediyoruz. Bir ufak bir arıza için iki gün o sahaya, o arıza yerine gelmiyorlar. Bunu şikayet ediyoruz Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Başbakanımıza, Sayın
Tarım Bakanımıza, Sayın Milletvekilimize devlet su işleri görevini yapamıyor. Vatandaş gelsin müracaat etmiş, ben ekmemişim. Ya zaten senin uydun yok mu? Uydudan alırsın, ekmedin. Yani hiç oraya su kanal gelmemiş olduğu yerde yine borç çıkmıştır. Hayali borç, yanlıştır. Haksız. İnsanlar nedir gelsin müracaat ediyor. Adam Mersin'de oturuyor, hastadır, yatalaktır. Nasıl gelip dilekçe verecek? İtiraz edecek. Yani 2017'nin suyu yani 2000, benim köyüme 2017'de gelmiş, 2016'da borç çıkmış. 2017'de borç çıkmış. Çoğu yerde daha su verilmemiş, yine borç çıkmış. Yani bunu itiraz yapıyoruz ya. Aykırıyoruz ya.